Tabii güvenlik, terörle mücadele, İtalya'da, Türkiye'de terörden çekmiş ülkeler. Ayrıca başka bir ortak sınavımız da göçmen, düzensiz göçmen akımı. İtalya'ya da farklı kaynaklardan, farklı güzergahlardan düzensiz gelen göçmen sayısı artıyor. Dolayısıyla düzensiz göçle mücadelede İtalya ile işbirliği yapacağız. İçişleri bakanlıklarımız arasında zaten samimi bir diyalog ve işbirliği var. Önümüzdeki günlerde İtalya İçişleri Bakanı'nı da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu konuk edecekler. Ama terör örgütü PKK-YPG'nin son zamanlarda bizim özellikle misyon ve Türk Hava Yolları gibi kurumlarımıza yönelik bazı provokasyonlar oldu. Bu konudaki beklentilerimizi de Antonio'ya aktardık. Kendisi de zaten hemen gerekli müdahalelerde bulundu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama genelde Avrupa genelinde sadece İsveç'te değil, PKK'nın ve onun uzantılarının son zamanlarda provokasyonları arttırdığını görüyoruz. Ve tüm Avrupa ülkelerinin bu terör örgütüne karşı daha kararlı olması gerekiyor. Tabii ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konuları Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde değerlendirdik. İtalya her zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine en güçlü destek veren ülke olmuştur. Ta başından beri. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün üyelik müzakereleri canlanmasa bile ilişkilerimizi, işbirliğimizi arttırabileceğimiz güvenlikten yine Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonuna ve vize serbestisine kadar farklı alanlar var. Bu konularda İtalya'ya güveniyoruz. Diğer taraftan Balkanlardaki durumu da değerlendirdik. Balkanların istikrarı hepimiz için önemli ama İtalya ve Türkiye için ayrıca hassas bir konu. Ve ikimiz için de önemli bir ülke Libya. Libya'nın istikrarı, huzuru bizler için önemli. Libya'dan da çok sayıda kaçak göçmenin, sadece Libyalıların değil, Sahara Altı Afrika'dan gelen, Sahel bölgesinden gelen kişilerin de İtalya'ya ulaştığını biliyoruz. Bu konuda da İtalya ile işbirliğimizi daha da arttıracağız. Ama esas olan Libya'da kalıcı bir istikrar ve seçimlerin, bir an önce adil seçimlerin yapılması, bunun için de hukuki altyapının da oluşturulmasıdır. Bu konularda Libya ile aynı düşünüyoruz.